Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda trigonometrideki dönüşüm formüllerini ele alacağız. Dönüşüm formülleri derken kastettiğimiz aslında sinüs x artı sinüs y verildiğinde bunu bir çarpım halinde yazabilmek. Şimdi bunu yapmak için aslında x'e bir a artı b gibi, y'yi ise bir a eksi b gibi görmeye çalışıyoruz. Çünkü eğer bunu yapabilirsek, sinüs a artı b artı sinüs a eksi b ifadesini taraf tarafa toplamamız anlamına geliyor bu. Sinüs a artı b, hatırlarsanız sinüs a kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b idi. Yine sinüs a eksi b ifadesini hatırlarsanız aslında o da sinüs a kosinüs b eksi kosinüs a sinüs b idi. Bu ifadeleri taraf tarafa toplarsak ikinci kısımlar gider ve 2 sinüs a kosinüs b kalır. Yani aslında çarpıma dönüştürmek için bunları iki sayının toplamı ve farkı şeklinde yazmamızın temel nedeni buradaki götürme işlemi. Şimdi bu iki sayının hangi iki sayının farkı ve toplamı olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani söz gelimi buradaki a ve b'yi bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken de burada bir toplama işlemi uygulayacağız. Ve x artı y eşittir 2a bulacağız. Eğer çıkarsaydık x eksi y eşittir 2b ifadesini bulacaktık. Bu da bize aslında a'nın x artı y bölü 2 olduğunu, b'nin ise x eksi y bölü 2 olduğunu söylüyor. Böylece aslında 2 sinüs a kosinüs b yerine 2 sinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2 yazabiliriz. Biraz karışık gibi görünse de bunu aslında kendiniz oturup bir kalem elinize alarak denerseniz çok basit olacağını fark edebilirsiniz. Ve bu metodu bütün dönüşüm formüllerinde uyguluyoruz. Şimdi aynı metodu sinüs x eksi sinüs y için uygulayacağız. Şimdi aradaki işareti eksi yapıyoruz. Böylelikle buradaki işaret de eksi oluyor. Şimdi bu işlem de eksi olacak haliyle. Böyle olunca birinci terimler gidecek, ikinci terimler kalacak. Şimdi giden terimleri götürelim ve kalanları yazalım. Eğer bunu yaparsak birinci terimlerin gittiğini ve 2 cos a sinüs b kaldığını görürüz. Bu da yine yandaki a ve b için çıkarılmış ifadeleri kullanarak 2 cos x artı y bölü 2 çarpı sinüs x eksi y bölü 2 elde ederiz. Bu da bize sinüs x eksi sinüs y için bir çarpım formülü vermiş olur. Şimdi bu yaptıklarımızı kosinüs x artı kosinüs y ve kosinüs x eksi kosinüs y için uygulayacağız. Bunları izleyip anlasanız da muhakkak elinize bir kalem alıp çıkarımları kendiniz yapmanızda çok büyük fayda var. Bu formülleri ezberlemenizde büyük yarar var. Fakat çıkarımları bilmenizde daha büyük yarar var. Herhangi bir unutma durumunda çıkarımları çok basit bir şekilde yaparak da kendiniz formülleri çıkarabilirsiniz. Kosinüs x artı kosinüs y ifadesini şimdi çarpım durumuna getirmeye çalışacağız. Bunu yapmak için yine aynı fikirle yola çıkıyoruz. Eğer x bir a artı b sayısına eşit olsaydı ve y de a eksi b sayısına eşit olsaydı, hemen buraya not edelim. X eşittir a artı b, y eşittir a eksi b. Bu durumda artı ve eksi. Artının sonucunu x satıra yazalım. X artı y 2a'ya eşit olacaktı. B'ler gidecekti. X eksi y 2b'ye eşit olacaktı. A'lar gidecekti. Aynı zamanda kosinüs a artı b, kosinüs a eksi b'nin toplamı olarak yazabilecektik bu sayıyı. Kosinüs a artı b arkadaşlar, daha önceki toplam fark formüllerimizde
Eğer hatırlarsanız kosa kos b eksi sinüs a sinüs b şeklinde yazılıyordu. Kosinüs a eksi b ifadesi ise kos a kos b artı sinüs a sinüs b şeklinde yazılıyordu. Şimdi bu ifadeleri toplamam istenmiş. Topluyorum. Toplayınca dikkat ederseniz ikinci terimler birinde artılı birinde eksili olduğu için gidecektir. Ve 2 cos a cos b kalacak elimde. Böylece de 2 kosinüs x artı y bölü 2. Çünkü a burada aslında x artı y bölü 2'ye eşit. B de x eksi y bölü 2'ye eşit. Ve cos x eksi y bölü 2 bulacağım. Son olarak cos x eksi cos y'nin çıkarımını yapalım birlikte. Tahtayı biraz temizleyelim. Şimdi tek fark şu olacak. Burada aradaki işaret eksi olacak. Yine burada aradaki işaret eksi olacak. Şimdi cos a artı b'nin eşit olduğu ifadeyi tekrar edelim. Cos a cos b eksi sinüs a sinüs b. Cos a eksi b'yi de yazalım. Cos a cos b artı sinüs a sinüs b. Şimdi birinci ifadeden ikinciyi çıkarırsak birinci bölümlerin gittiğini, ikinci bölümde de eksi 2 sinüs a çarpı sinüs b kaldığını görürüz. A yerine x artı 2 y bölü 2 yazalım. B yerine de x eksi y bölü 2 yazalım. Böylece aslında eksi 2 sinüs x artı y bölü 2 çarpı sinüs x eksi y bölü 2 elde ederiz. Şimdi bütün bunları tek bir tahtada toplayalım. Öncelikle sinüs x artı y'yi ele alıyoruz. Sinüs x artı sinüs y. Bu durumda elde edeceğimiz ifade 2 sinüs x artı y bölü 2 çarpı kosinüs x eksi y bölü 2 oluyor. Şimdi sinüs x eksi sinüs y'ye bakıyoruz. Bu durumda yine elde edeceğimiz ifade eksi değil artı. Artı 2 kosinüs x artı y bölü 2 çarpı sinüs x eksi y bölü 2 olacak. Bundan sonra kosinüs x artı kosinüs y'ye geçiyoruz. Yine aslında bunlarda hep kafamızda şunu düşünebiliriz. X'e a artı b diyorum, y'ye a eksi b diyorum. Burayı a artı b, burayı a eksi b olarak görelim. Kosinüste ikinci açılımı yaparsak ikinci terim birinde artı, birinde eksi. O zaman topladığımda karşılıklı olarak iki taraf gidecek ve birinci taraflar kalacak. O yüzden de burayı iki tane kalacağı için 2 cos x artı y bölü 2 sinüs x eksi y bölü 2 şeklinde yazabiliyorum. Son olarak kosinüs x eksi kosinüs y'nin çıkarımını yaparken de yine burayı a artı b, burayı a eksi b gibi görüp kafamda eğer bunların açılımı yapıp taraf tarafa çıkarırsam. Bunlar şu an zor gibi geliyor olabilir fakat kalemle kendiniz birkaç kere yaptıktan sonra aklınızda da bunu hayal edebilir hale geleceksiniz arkadaşlar. Elde ettiğim şey eksi 2 sinüs x artı y bölü 2 sinüs x eksi y bölü 2 olacak. Yalnız yukarıda bir şeyi söyledim ama yanlış yazmışım. Cos x çarpı cos y'yi cos x artı cos y'yi yazarken
Aslında burada cos x eksi y bölü 2 olacak. Çünkü kosinüsün toplam formülünde birinci terim cos çarpı cos. Cos y'de de cos a eksi b'yi açarken birinci terim cos çarpı cos. Toplandıklarında iki tane kosinüs elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bu formülleri çıkarmış olduk. Bu dört formül de aslında hemen hemen aynı şekilde çıkarılıyor. Bunların çıkarımını bilmenizde büyük yarar var. Ama sonuçları ezbere bilmeniz de çok yararlı olacaktır. Ev hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.